Şimdi Antalyalılara bir kez daha seslenelim. Neden bu şiddet ve güne başlarken etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok sayıda Rus vatandaşının, Ukraynalı'nın o kentimize yerleştiğini biliyoruz. Ciddi sıkıntılar olduğunu da biliyoruz. İşte kiraların artmasından tutun da pek çok farklı konuya kadar. Şimdi bir yeni durum söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak acaba diye bu soru soruluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü an itibariyle harekete geçti. Bir suç duyurusunda bulunulacak. Neden bahsediyoruz? Bu Rus ve Ukraynalı anaokullarından bahsediyoruz. Türk çocukları gidiyor mu? Bir soru işareti. Peki nasıl bu okullar göz göre göre açılabildi? Nasıl iş bu? Bakalım. Oyun evi adı altında kaçak anaokulu ve kreş açıldığı ortaya çıktı. Rus ve Ukraynalılara ait kaçak okullarla ilgili suç duyurusunda bulunulacak. Rus okuluyum diye ilan yapan, öğrenci kabul eden yerler bir okul değil. Yani bir apartmanın birkaç dairesini, giriş katını ya da bir iki bürosunu kiralamış, orayı yabancı dil öğretme adı altında açtıkları, yine ruhsatsız, reklam astıkları, döşedikleri, hazırladıkları mekanlar. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Antalya iki ülkeden yoğun göç aldı. Rus ve Ukraynalıların şehirde kuaförlükten emlakçılığa, birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri büyük sorun oluşturdu. Son olarak Konya altında iki kaçak Rus okulu ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Okulların herhangi bir kayıt veya ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ayrıca Ukraynalı ve Ruslara ait 3 kaçak anaokulu ve kreş de belirlendi. Özellikle yine Konya altı ve Lara bölgesinde oyun evi adı altında çocukları oyun oynatacağız diye belediyelerden ruhsat alıp ama bir anaokulu gibi yeme, içme, kalma, barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları çok yoğun bir çalışma alanları var. Özel Türk okullarını kötüleyen broşürler bastıran, öğrenci kaydı için reklam yapan kaçak okullarla ilgili suç duyurusunda bulunulacak.